Arkadaşlar hepinize merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xiaomi'nin akıllı araç şarjını birlikte inceleyeceğiz. Asıl diğer kablosuz araç şarjlarına göre ayıran özelliği sanırım akıllı olması. Hem sensöre ait hem hızlı şarj özelliği taşıyor. Evet. Hem de cihazınızı koyduğunuz zaman otomatik açılır ve kapanır evet. Bir şekilde. 20 watt olması çok önemli burada. Çok güzel bir özellik. Evet arkadaşlar, şimdi bu cihazın kutu açılımını birlikte yapıyoruz. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde bizim gibi yaşayan insanların kullanması gereken bir cihaz diyebilirim. Çünkü araç başında çok fazla zaman geçiren Trafikte zaman kaybeden bir sürü vatandaşımız var. Hem araç sürüş konforunu sağlar bu şekilde. Çünkü odağınız bazen normal bir araç tutacağına göre sürekli işte takmaya çalışırsınız veya ne bileyim hani ani virajlarda pat diye yere düşer, benim başıma sürekli geliyor. Evet. Ama bu cihazda öyle bir problem yaşamayacaksınız. Öncelikle ondan bahsedelim. Şöyle kutusunu da açtım. Evet. Ben şeyi merak ettim, hani Xiaomi sürekli Mi Home. Hı hı. Böyle bir şeyi Mi Home uygulamasıyla kontrol edebiliriz. Bence Mi Home'a gerek yok, zaten üstünde bir sensör olduğu için telefonu bırakacağımız zaman algılıyor. Evet arkadaşlar, kutu içerisinden ilk önce cihazımız çıkıyor. Şöyle çıkarmak istiyorum. Gerçekten ama oldukça şık bir cihaz. Evet. Yani güzel şekilde. Siyah. Zaten Xiaomi siyah da yiyor sanırım. Bütün ürünlerinde siyah ağırlıklı neredeyse. Şöyle göstermek istiyorum size de. Bu cihazın en güzel özelliği ise 20 watt olması. Yani hızlı şarjı destekler. Telefonunuzu oldukça hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ama tabii ki bunun için ilk önce telefonunuzun kablosuz şarjı destekliyor olması lazım. Evet, buna da değinmiş olalım. İçerisinden ben normal şartlarda başka bir araç tutacağı aldığım zaman yine bu modele yakın bir şey almıştım daha önce. Onun içerisinden çakmak girişi çıkmamıştı. Evet. Yani sonra düşündüm, ben bunu nasıl şarj edeceğim, nasıl bağlayacağım diye. Onun için ekstra masraf, masraf oluyor. Evet. Ama Xiaomi bu olayı ortadan kaldırmış. Yanında da çakmak, araç için çakmaklık. Şöyle göstereyim. Hediye ediyor. Yine üzerinde USB 1, USB 2 yani iki port girişi mevcut. Aynı anda hem cihazı hem de ekstradan kablo bağlayıp bir başka telefonu bir daha aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Evet. İçerisinden yine bu sefer Type-C şeklinde evet. Bir kablo çıkıyor. Acaba neden Type-C yapmışlar? Onu çok merak ettim. Ben. Artık mikro USB girişler çok soketleri arıza verdiği için aslında bütün markalar artık Type-C'ye dönüş yapıyor. Değil mi? Evet. Yani bunun en iyi sebebi budur sanırım. Şimdi biz yanımızda Xiaomi'nin bir power bank'ini getirdik. Bunu sizlerle birlikte test etmek için. Bir de yanında yere sabitleyebilmeniz için şöyle çift taraflı bant kullanılmış bir aparat daha geliyor. Yani ister aracınızda veya herhangi bir yerde kullanırken masaya bunu sabitleyerek bunu da bu şekilde burada oturtturarak cihazınızı şarj etmeye devam edebilirsiniz. Şimdi cihazın hemen şu şekilde power bank'ini takarak. Evet arkadaşlar, hemen otomatikman sensörler çalıştı zaten. Şöyle bir saniye canım. Şöyle üzerindeki jelatini alıyorum. Daha net görebilirsiniz diye. Cihazın üzerinde zaten sadece bir adet şöyle bir parmak izi okuyucusu gibi düğmesi mevcut. Evet, sensörlü. Sensörlü, o da sensörlü değil mi? Sensörlü. Yani parmağınızı buraya getirdiğiniz anda şu şekilde hemen otomatikman algılayarak açılıyor. Bir de cihazını alabilir miyim? Tabii ki. Şu şekilde cihazınızı hiç elimi oraya koymadan şöyle göstermek istiyorum. Şöyle telefonumu yaklaştırdığım anda hemen otomatikmen açılıyor ve şarja başlıyor. Şu anda size de yaklaştırayım. Bu şekilde otomatikmen şarj etmeye başlıyor. Oldukça konforlu bir cihaz. Evet. Yani
dediğimiz gibi demin hani sürekli araç başındaysanız, hani hem şarja vakit ayıramıyorsanız, hem telefonunuzu tutturup düzgün bir şekilde sabitleyemiyorsunuz. Sabit hem dediğim gibi, şimdi birazdan bir test yapalım. Telefonumu koyuyorum. Dur yavaş. Şimdi şu şekilde koydum. Şöyle gördüğünüz gibi, hani herhangi bir sallanmada, herhangi bir araçta hani hızlı viraj alırsanız veya vesaire, herhangi bir düşme söz konusu olmuyor. Kasislerde gördüğünüz gibi de hiçbir şekilde yere düşmüyor bu aparat sayesinde. Şimdi cihazı tekrar elime almak istediğim zaman da yine sensörümle yaklaştırarak elimi bu şekilde alabiliyorum. Oldukça kullanışlı. Fakat demin de dediğimiz gibi, eğer bu cihaza sahip olmak istiyorsanız öncelikle telefonunuzun kablosuz şarjı destekliyor olması lazım. Bu arada arkadaşlar, bu cihazı hızlı şarj yapabilmek için yani Xiaomi'nin yine içerisinden hediye ettiği özel çakmak girişli USB portuyla yapabiliyorsunuz. Yani normal bir herhangi bir power bank'le vesaire denediğiniz zaman hızlı şarjı desteklemiyor. Çünkü bunu zaten evet. 20 watt özelliği aslında çakmak şarjıyla beraber. Aynen öyle. Asıl özellik bunda bitiyor. Evet. Ama yine evinizdeki prizde 220 watt olduğu için zaten taktığınız zaman hızlı şarjı yine destekleyecektir. Evet arkadaşlar, bu cihazı da bu şekilde inceledik. Umarım keyif almışsınızdır. Biz gerçekten keyif aldık yine bu videoyu çekerken. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada bu ürüne sahip olmak isterseniz Teknoway mağazamızdan, Mi Store katımızdan ürünü satın alabilir, inceleyerek satın alabilirsiniz. Eğer kargo imkanıyla isterseniz de aşağıda bulunan linklerden bize ulaşabilirsiniz. Diğer videolarımızı incelemek için hemen sağda ve solda çıkan tuşlara tıklayarak diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.